Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 69. Makale Allah'tan Mağfiret İstemek. Allah'tan geçmiş günahlarına mağfiret iste. Bundan sonra da o günahların üzerine başkasının gelmemesi için yalvar. İlahi emirlere uymak için Allah'tan yardım iste. Kaza ve kaderin gelişini hoş karşıla. Belalara karşı sabırlı ol. Elindekilere şükret. Elindekilerin kadrini bil. Ölüm gününü hayırla neticelendirmek için çareler aramaya bak. Son nefesin hoşluk içinde biterse öbür alemde peygamberlere, doğrulara, şehitlere ve iyi kimselere arkadaş olursun. Onlarla arkadaş olmak ne kadar hoştur. Allah'tan dünyayı isteme. Belanın gitmesini, ihtiyaç halinin geçmesini, zenginliğin gelmesini isteme. Sana gereken sabırlı olmaktır. Elinde bulunana iyi bakarak yetinmen gerekir. Bulunduğun hal içinde bulunan manevi değerlerin elinden gitmemesini iste. Aksi belki senin için iyi olmaz, bilemezsin. Hayır hangi yandadır? Acaba sana zenginlik mi yarar, yoksa dünya rahatlığı mı? İşlerin iç yüzünü bilmek sana saklıdır. Onları yalnız Allah bilir. Her şeyin iyisini ve kötüsünü O bilir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'den naklen şöyle rivayet edilir. Ben günlerimin iyilik veya kötülük içinde geçmesini merak etmem. Çünkü bilmem hayır hangisindedir. İhtimal ki Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, bu sözüyle şu ayeti anlatmak istemiştir. Size savaş farz oldu. Ama siz hoşlanmıyorsunuz. Bilemezsiniz. Belki sevdiğiniz iyi değildir. Belki de sevmediğiniz uğurludur. Halbuki Allah bilir, siz bilemezsiniz. Hayır üzere ol, nefsin ölsün. Hevai isteklerin yok olsun. Şeytanın zelil ve hakir olsun. Anlattıklarımızı yaparsan bunlar olur. Anlattığımız yola girersen yersiz iraden ölür. Boş ümitlerin ölür. Kalbine safiyet gelir. Allah'tan başka bütün varlıkları kalbinden çıkar. Onun sevgisiyle dolarsın. Bu halden sonra sana ilahi iradeden nasip gelir. Onunla istersin. Yani dünya ve ahiret işlerini. Onun emrine uyarsın. Bütün arzuların yerine gelir. O zaman iraden Hakk'ın iradesine boyun eğer. İstersin, verdikçe şükredersin. Alırsın, yersin. Verilmeyecek olursa kimseye darılmazsın. Sana verilmeyene karşı bir şey demezsin. Çünkü senin için mühim olan yalnız ilahi emirlerdir. Böylece kalbin temiz, iraden saf, hak yolda devam edersin.''